Efendim merhabalar, Ferda Yıldırım YouTube kanalında. Hem kendisine hem de söyleşiyi çok seveceğinizi düşünüyorum. Onu çoğunluğunuz tanıyor zaten. Elif Güveloğlu, patoloji uzmanı, fitoterapi yüksek lisansı var. Kanser hastalarına danışmanlık yapıyor. Çok da iddialı hastalıklarla ilgili söylemleri var. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hayırlı olsun yayınınızda. Çok teşekkür ederiz. Biz de bizi ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok uzun zamandır Elif Güveloğlu ile röportaj yapmalıyım diye ortalıkta dolanıyordum. Teşekkür ederim. Nihayet buluştuk. Diyor ki Elif Hoca, hastalıklar öğretmendir. Ruhunuz mesajı alırsa hastalık gider diyor. Hangi evrede olursa olsun kanser iyileşir. Biz ilk bölümde hastalıklar bölümünü konuşacağız. Sonra kanser nasıl iyileşiyor buna göz atacağız. Hastalık diyorsunuz Elif Hocam. Onu davet edene, zihni ve vücudu açık olana gider diyorsunuz. Bu ne demek? Aslında bu söz çok değerli bir söz olduğu için sahibine iade etmek istiyorum. Benim sözüm değil, koskoca Çin tıbbının sözü bu. Hastalıklar öğretmendir, kişi mesajı alırsa gider diyor Çin tıbbı. Çin tıbbını neden önemsiyoruz biz fitoterapistler? Bitkisel ilacın, hatta doğrudan çıplak bitkilerin ilk kullanıldığı tıp sistemi. Çok eski bir tıp sistemi, çok köklü bir tıp sistemi ve kanser olma oranının en düşük olduğu, kanserin iyileşme oranının en yüksek olduğu ve bitkisel ilaç kullanımının hala en yüksek olduğu tıp sistemi. Artı ruh beden bütünlüğüne çok önem veren bir sistem. Aslında gerçeği gören sistem. Yani bazen modern tıpta bizler modern batı tıbbı eğitimi aldık. Ama batı tıbbında bazen ruh beden bütünlüğü yok sayılır. Yani insan bedenine tamamen makine olarak bakılır. O kısmı da önemli tıbbın. O kısmı da değerli. Ama onu tıbbı matematiği olarak düşünelim. Bunun yanında insan ruhu da önemli ve insan ruhunun hem sağlığa hem hastalıklara hem de hasta olduktan sonra hastalıktan iyileşmeye katkısı da önemli. Bunların hepsini birlikte değerlendiren bir sistem Çin tıbbı. Büyük bir sistem ve onlar yıllar içerisinde hastalıkların ruhsal haritasını bile çıkarmışlar. Çünkü hastalara çok uzun süre vakit ayırıyorlar. Hastaların ruhunu da dinliyorlar, kaydediyorlar ve sonra bu kayıtları birleştirdiklerinde görmüşler ki hastalıkların bir ruhsal haritası var. Örneğin, evet bağırsak kanseri, mide bağırsak kanseri. Biz beslenmeyle olan ilgisini biliyoruz ama tamamen net şu besinler bağırsak kanseri yapar, mide kanseri yapar veya şöyle beslenenler olur ikilemini doğrudan eşitselliğini kuramıyoruz. Zaten buna ters örnekler de var bizi şaşırtan. Nasıl? Çok sağlıklı beslendiği halde, ben organik olmayan hiçbir şeyi yemem dediği halde mide bağırsak kanserine yakalanan bir sürü insan var. Hiç de sağlıklı beslenmeyip hasta olmayan da var. Oradaki sır ruhta mı işte? Oradaki ruh sır. Hasta olduğu için mi mide kanserine Evet, işte bu haritada, bu arada ben Çin tıbbından ve haritadan söz açıldı diye hemen onu tamamlamak istiyorum. Yoksa beslenme önemli değil demek istemiyorum. İkinci bölümde bunu konuşacağız. İlaç besinlerin gerçekten parantez içinde değil, gerçekten ilaç moleküller içerdiğini konuşacağız. Ama işte o haritada bakıyoruz, mide bağırsak kanserlerinin karşısında deniyor ki kişinin neyi yiyip de sindiremediğine bakmayın, hangi olayı, hangi duyguyu, hangi durumu sindiremediğine bakın diyorlar. Ve 25-26 yılını tamamlamış bir hekim olarak ben bu benim ilgimi çektiği için ve öğrenmek için her danışanıma sordum. Yani işte o haritayla alakası var mı diye. İşte akciğer kanserinin karşısında hayatta bir tıkanıklık, bıkkınlık olup nefes alamama durumu. Ama fiziksel olarak nefes alamama değil. Hani bazen insan der ya işte boğuluyorum, nefes alamıyorum. Bunu mutsuz oldukları bir iş için söylerler. Çok sevdikleri birinden ayrılınca söylerler. Bu iki sevgilinin ayrılması olabilir, birinin ölümü olabilir. Onsuz nefes alamıyorum derler. Ve bakıyoruz
çok ilginç bir şekilde Batı tıbbıyla açıklayamadığımız şekilde öyle bir olay yaşayıp gerçekten akciğer kanseri olabiliyor sigara içmeyen bir insan. Fakat bu şu demek anlamına gelmiyor. Sigara için, sağlıksız beslenin değil. Çünkü tedavide de ilaç gibi bu besinlerdeki ilaç molekülleri kullanacağız ve olasılık azaltacağız. Çünkü hiçbir şey matematik değil tıpta. Ama bu ruh beden bütünlüğünü ve Çin tıbbının iddiasını da yok saymamak gerektiğini bana kaç yıllık tecrübem net olarak söyledi. Ruhta çözülemeyeni beden de çözemiyor. Bu kadar ilaçlar da çözemiyor. Zaten bakıyorsunuz en pahalı donanımlı hastanelerde işinin ehli uzmanı doktorların elinde ve çok ilginç olan aynı tanıda akciğer kanseri adenokarsinom örnek veriyorum. Patolojik bir örnek. Tanı aynı, tipi aynı. Hastane aynı, takip eden doktorlar aynı. Birisi iyileşip birisi iyileşemiyor. Bu çok net görülüyor. Dünyanın da bu çok dikkatini çekmiş. Dünyada çok fazla çalışma var dünya tıbbında. Aynı profilde insanlar çalışmaya dahil edilmiş. İşte ortalama yaş, ortalama hayat dönemi vesaire vesaire gibi çok benzer kişiler ve aynı tanılar alınmış ve aynı tedaviler verilmiş. Sonuca bakılmış şaşırtıcı derecede farklı. İyileşme oranları farklı, iyileştikten sonra nüksetme oranları farklı. Ya nasıl oluyor? Biz aynı tedaviyi verdik, aynı protokolü uyguladık. Burada iki şey üzerinde duruluyor. Sonuç çok net aslında. İki, bir bağışıklık sistemi, iki psikolojik sistem. Zaten bu iki sistemi de birleştirmişler. Psikoimmünoloji diye bir bölüm var artık dünyada. İmmünoloji bağışıklık sistemi demek. Psikoyu biliyorsunuz. Artık psikolojiyle immünolojinin bağlantısı, birlikteliği o kadar net ki. Ezelden kabul edilmeyen şeylerdi. Evet. Batı tıbbında kabul edilmeyen şeylerdi ama insanlar bunun farkındaydı ve biliyordu. İşte öfkenin kanser yaptığını biliyoruz artık. Eskiler ne derdi? İşte keskin sirke küpüne zarar derlerdi. İşte birlikte olduğumuz insanlar bile bizi şekillendirebiliyor şimdi. Hani neuroscience bunu gösterdi. Üzüm üzüme baka baka kararır diyorlardı. Aslında halkın fark edip, gözlemleyip de Batı tıbbının açıklayamadığı çoğu şeyi artık ruh beden bütünlüğünü de göz önüne alan bilim artık kabul ediyor. Tabii bunları dinleyince hocam bir taraftan çok şaşırıyorum. Bedenimizle ilgili teknolojik gelişmelerle birçok şeye vakıf olsak da, görebilsek de, o hani ruh bir sır ya, o elle tutulup gözle görülebilen bir şey değil ya, insan koca bir bilmece. Bunu söylemeden geçmeyeceğim. Kitapta yazdığı için hocanın cümleleri gibi de size aktarıyorum. Kimileri kendilerine ait, kimisi çok güzel böyle söylenmiş sözlerden alıntılar yapmış. Allah diyor bedenimizin tıkır tıkır işleyişini bizim aklımıza bırakmamış diyor. Yani aslında içimizdeki diyor ilahi zeka bizi iyileştirmek için uğraşır. Evet. İnsanın kendine ettiği kötülüğü o zaman hocam kimseye etmiyor. Kesinlikle. Ya kul hakkı diye bir şey vardır evet. Ya bizim geleneklerimizde yani dinimizde ve geleneğimizde evet. Ama dinine geleneği bir yanı bırakırsak aslında iyi insan olmanın insan hakları aynı şey insan haklarıyla kul hakkı işte bazen kendi hakkımızı baltalıyoruz. Hani ona insanın kendi kul hakkına girmek deniyor tabii, ya tabii. Yani orayı atladık bence. Yani bugün bakıyoruz etrafına hiç zarar vermeyen insanlar arasında bile kendine zarar verenler var. Hani biz ondan da sorumluyuz. Artık bunun farkında olmak zorundayız. Bu bencillik değil, bencillikle farkını ayırt etmek zorundayız. Duyguları bile yaşayıp bırakıp serbestleştirmek ve özgürleşmek durumundayız. Her duygunun esiri olmadan yaşayıp özgürleşip, yaşayıp özgürleşip, hayat böyle bir şey zaten. Tekrar kendi orijinal ayarlarımıza gelmek zorundayız. Ben patoloji esasında
işin teorini öğrenirken, bedenin kansere karşı savunma mekanizmalarını öğrenirken öyle şaşırmıştım ki basamak 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 beden kanserojen denizinde yüzse de kanser olmamak için çırpınıyor adeta. Ve dedim ki nasıl yani, o zaman nasıl kanser olunuyor? Yani biz patolog olarak biliyoruz ki işte kanser olma mekanizmaları sınıflandırılır. İşte bir, önce DNA değişir. Kanserojen bir madde DNA'da ölümcül olmayan bir değişiklik yapar. Ölen hücreden zarar gelmez. Saçımız azalır, karaciğerimiz küçülür yaşla ve kemik iliğimizin ilik kan üretme yüzdesi azalır. Ölen hücreden zarar gelmez. Ölmeyip de kanserojen değişime uğrayan, yani mutasyon denen genetik değişiklik, o bizi kanser yapıyor. İşte kadında meme rahim kanserini de bu yapıyor. İşte erkekte prostat akciğer kanserini de bu yapıyor. Bildiğiniz bütün kanserlerin temelinde o organ ve dokunun hücrelerinde önce DNA denen o çift sarmal çekirdekte olan, bizim bütün şifrelerimizi taşıyan o çok büyülü, açınca kilometrelerce olan ama gözle görülmeyecek kadar küçük bizim kodlarımız, şifrelerimiz var her hücrede. Önce o kodlar zarar görüyor. Ama bir bakıyorsunuz bedende DNA tamir mekanizmaları diye patolojide koca başlıklar, cilt kitap cildi oluşturacak büyük bir sistem var. Şaka gibi kes yapıştır sistemi kullanıyor. Hani DNA açılınca o çift sarmal kilometrelerce uzuyor ya, ve düşünün trilyonlarca hücremizin her birinin göbeğinde dürülmüş. Hani Hazreti Ali demişti ya, küçücük bir varlık sanıyorsun kendini. Halbuki koskoca alem sende dürülü. O dürülü şey DNA bence. Kilometrelerce bütün o kadim ortak bilinç de orada dürülü. Bizim geçmişimiz, atalarımızda, her hücremizde DNA ile dürülü. Açtığımızda kilometreler ediyor. Topladığımızda gözle görülmüyor. Bir hücrenin çekirdeğine giriyor. İşte her biri farklı bir yerimizi kodluyor. Ki çeşitli kanserojen dış etkenlerle o kilometrelerce uzunluktaki DNA'da 1 milimetrelik yerde bir defekle başlıyor koskoca kanserler. Ama o gün vücut o DNA'yı tamir ediliyor. O defekt olan yeri kesme enzimleri var, kesiyor. Bildiğiniz kesiyor. Sonra o kestiği hırpalanmış alan çöpe gidiyor. Vücudunda çöp sistemi var. Hücre içinde protein yapan fabrikalar var, minik fabrikalar. DNA proteinden oluşur. Tekrar onu kodluyor, üretiyor, alıyor, tam da yerine geri yapıştırıyor. Kes yapıştır sistemiyle her gün vücudumuzda milyonlarca kere oluyor. Nasıl yani dedim, o zaman biz nasıl kanser oluyoruz? Kes yapıştır onu onarıyor. O sistemi doyurunca kanserojenlerle. Ve bazen şimdi kanserin ana olarak iki oluş mekanizması var. Ya çok fazla kanserojene maruz kalmak, onun ruhla çok bağlantısı yok. İşte hem sigara içip hem kömür madeninde çalışanın akciğer kanseri olması gibi. Orada sistem iyi çalışsa da her sistemin, her makinenin bir doygunluğu var ya, orada DNA tamir mekanizmaları da doyuyor. Sistem doyuyor, o yüzden kanser oluyoruz. Ama ikincisi ruhla alakalı olan, sistemi baskılıyoruz, sistemi bloke ediyoruz, sistemi bozuyoruz. İşte biraz önce bahsettim ya psikoimmünoloji diye. İmmünoloji, bu DNA tamir mekanizmalarıyla başlayan koca bir immünolojik zincir var bizi kanserden koruyan. Mesela kanserleşen hücreleri öldüren hücreler de var. Doğal katil hücreler gibi. O tüm sistemin biz topluca hepsine bağışıklık sistemi diyoruz, immün sistem. Ama İşte öfke sırasında bazı duyguları giyinmemiz, yani işte bir hüzün gelip gitmesi değil de hüzünlü bir insan olmak veya o dönemi hüzünlü geçirmek, uzun süren kederler, öfkeler bağışıklık sistemini baskılıyor. Giderek köreliyor, DNA tamir mekanizmaları köreliyor. Bilim bu kadar ilerledi o zaman hocam, dert adamı hasta eder diyebiliriz ya, mi ne? İşte eskilerin lafı bu. Evet. Biraz önce onu kastettim. Hani siz dediniz ya, bilim yeni yeni anlıyor. Eskiler anlamış çoktan bunu. Dert adamı çünkü hasta eder. Çünkü gözlemlemiş. Bakmış ki adamın biri dert sahibi ve bunu oluyor. Dert dışarıdan geldi, benim ne suçum var diyemiyoruz. O dert dediğimiz strese karşı bizim savunmamız, verdiğimiz tepki artı yönetimi, stres yönetimi diye bir şey var ya şimdi. Aynı olayı iki kişi çok farklı boyutlarda yaşayabiliyor. Şöyle bir toparlasak, böyle bize
bir dakikada 6-7 maddede en çok hasta eden duyguları size sorsam. Mesela bastırılmış duyguları da buna katabiliriz değil mi? Kesinlikle. Yaşanmayan cinsellik diyorsunuz hasta eder. Hatta duygusallık, yaşanmayan, mutsuz evlilik. Yaşanmayan duygusallık. Yani çok iyi bir cinsel hayatı vardır ama aklı eski sevgilisinde kalmıştır gibi. Yani yaşanmayan bütün duygular, bastırılmış bütün duygular. Mesela çok kabiliyetlidir bir konuda, çok iyi bir müzisyendir ama aile onu doktor olacaksın demiştir. O da bastırılmış duygudur. Sizin ifade ettiğiniz gibi bastırılmış cinsellik de bastırılmış duygudur. Bastırdığınız her şey hastalık olarak çıkıyor. Buna emin olabilirsiniz. Bunun matematiği yok diyorduk eskiden. Artık bunun matematiği de var. Bunca hasta deneyimi var tabii hocanın. Bu bilgiler öyle bir anda uyandığımda falan estağfurullah. Olmuyor. Estağfurullah. Benim bilgilerim deryada damla. Dünya biliminde birikti bunlar. Benden çok daha bunca öte. Bu hastalıkların hastalığı neden yaşadığına dair kökenine indiğinizde hastadan dinlediklerinizde çok önemli kesinlikle, bir veri değil mi? Kesinlikle. Bu benim çok ilgimi çektiği için bir defter tutmuştum. Hala defterim, hatta defterlerim bir tane yetmemişti. Böyle notlar almıştım. Hiç bu kitap ortada yokken, hastalıkları öğretmendir daha planda bile yokken, işte bu Çin tıbbının dediği tutuyor mu falan diye kendi kendime merak saldığım dönemde öyle bir defterim, günlük gibi birikimim vardı. İyi ki de yapmışım. Dönüp okuduğumda ben bile hatırlamıyorum. Şöyle bir anne kız gelmiş, şöyle anlatmışlar, çok şaşırmışım falan, ünlemlerle yazmışım, hatırlamıyorum bile. Bugüne kadar en şaşırtan, kökenine indiğinizde hasta deneyimi hangisi hocam? Anlatayım, çok var. Şimdi ilk aklıma geleni anlatayım. Bu kitap yazılırken de hasta şeyi koymak hiç yoktu. Hasta işte örneği. Sonra o defterim aklıma geldi. Mesela burada bölüm bölüm, çeşitli bölümler var ya, işte duyguların yönetimi bölümü var, işte inancın biyolojisi var vesaire. O bölümlerde, o sizlerle paylaştığım otörleri anlatırken, şu hasta da buna uyuyordu, bu hasta da buna uyuyordu deyip, hastaların ismini, profilini sergilemeden olayları yazdım oraya. Bana en ilginç gelen meme kanserleri oluyor. Neden? Genetik zannedilen meme kanserleri. Bir bilim insanı olarak, hatta patolojideki tezini genetik meme kanserleri üzerine yapmış bir bilim insanı olarak beni çok şaşırttı gördüğüm örnekler. Bir tane değil. Şöyle ki, şimdi meme kanserinin genetik bir boyutu olduğunu biliyoruz. Hatta Türkiye'de BRCA1-2 diye ilk genetik testler yapıldı. Türkiye'de de ilk biz çalıştık BRCA1-2'yi benim tezim vesilesiyle. Erken yaşta görülen meme kanserleriydi tezimin konusu. İşte 40 yaş altı vakaları alıp doğrudan tümörlü dokularda BRCA1-2 baktık. Dokuda baktık. O kadar popüler olduğu kadar çıkmadı o bağlantı ama sonra zaten BRCA1-2 dışında bir sürü yeni test çıktı vesaire. Ama sonuçta insanlar şundan korkuyordu. Annemde meme kanseri varsa bende de olma olasılığı çok yüksek. Hayır, çok yüksek olmadığı çıktı ortaya. Genden çok çevresel, ruhsal etkenlerin daha ön planda olduğu çıktı. Bu gidip de erken teşhis için kontrollerimizi yaptırmayacağız anlamına gelmiyor. Yani takıntı yapmayacağız ve çağırmayacağız anlamına geliyor. Çok vaka gördüm. Bir tanesi çok demonstratif. Kitapta da yazdım. Meme kanseri tedavisi sürecinde annesine bakmış bir genç bir hanım, onun bütün sürecine tanık olmuş ve geç yakalanmış, metastazlarla yakalanmış, çok talihsiz bir vakaymış annesi. Yani bir türlü tedavilere yanıt verip iyileşemeyen, senelerce hastanede kalan ama yaşadığına şükredilen öyle bir uzun, trajik bir sürece tanık olmuş, çok da güzel bakmış annesine ve annesi vefat ettikten sonra İşte birkaç ay sonra ben de baktırayım deyip kendisinde de meme kanseri tanısı konunca bana gelmişti danışan olarak. O arada işte konuşup sohbet ederken dedi ki, kaç yıl boyunca baktıysam ben her gece ağladım ve dedim ki bak bu sende de olacak. Nasıl çağırmış? Ben bunu bildim dedi. Yani bunda hepimizin suçu var. Gazetelerinde var, bizlerinde var. Meme kanseri genetik diye. Yani onu öyle bir bilgi almış. O korkuyu zihnine zerk ettik zamanında. O bilgiyi doğru kabul etmiş. Halbuki %100 doğru değil o bilgi. Ve kodlamış. Burada ilginç olan şu.
testleri negatif çıktı, genetik testleri. Tümörü genetik çıkmadı. Anneden geliyor, çıkmadı tümörü. Yani düşünebiliyor musunuz olayı? Beynin gücünün, anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Aynı şekilde bir not almıştım. Hoca diyor ki söylediğiniz sözler şükür de, isyan da, küfür de önce hücrelerimize etki. Evet. Yani bu hastada olduğu gibi kendisi çağırmış evet. Hastalığı. Yani gücü... korkuyu yönetememek, orada korkuyu bile bilimle ve tevekkülle, bilimle tevekkülü birleştirmek o kadar önemli ki. Yani inanan tevekkül desin, inanmayan akışa bırakmak desin. Korkuyu evet önce bilip, mesela çok bilimsel verilere gitseydi, belki imkanı yoktur, belki o kadar bilemeyiz, hani birikimi yoktur entelektüel olarak, ama mesela bunu yapabilseydi, genetik faktörlerin artık o kadar da yüksek olmadığını görüp orada bilimden de yardım alabilirdi. Sonra işte akışa da bırakıp sağlıklı beslenmek orada çok önemli. Kanser hücrelerini adeta, birazdan konuşacağız, kovalayan, daha tabağımızda kovalayan maddeler var. Kanserojen bir maddeyi yedik. Bağırsağımızda kovalayan, dışkıyla attıran maddeler var. Diyelim kanımıza geçti, DNA'mızı bozdu. DNA tamir mekanizmaları var. DNA tamir mekanizmalarını aktive eden baharatlar, meyveler, sebzeler var. DNA'mızı da tamir edemedik veya çok DNA'mız bozuldu o gün. Tehlikeli DNA'sı bozulmuş hücreler kanda dolaşıyor. Öyle muhteşem bir sistem var ki bedenimizde, apoptoz denen hücre intiharı sistemiyle o hücreleri ölüme gönderiyor. Diyelim o sistemi de taşırdık. Kanserojen denizinde yüzdük. O apoptoza da, hücre intiharına da gitmemiş hücreyi yakalayıp, içine alıp, yutup, öğütüp, öldüren çöpçü hücrelerimiz var. Yani bu kadar sistemi atlayıp da kanser olabilmemiz için bizim o Allah'ın bize doğuştan verdiği, bahşettiği sistemi çok güzel bozmuş olmamız gerek. Zoru başarmak evet, o olsa gerek. Evet. Dinledikçe şaşkınlığa düşüyorum. Şaşkınlığa... Benden içeri o, deriz ya. O işte. Evet, o ruhsal bir sözdür ya, bedende de öyle. Ve lütfen bu sizi, kimseyi korkutmasın. Evet. Bu sistem yenilenebilen bir sistem. Cildimiz gibi. Bağışıklık sistemi onarılan, restore edilebilen bir sistem. Yani eyvah benim bağışıklığım çöktü demesin hiç kimse. Bunu restore edilebiliyor. Bunun için bizlere gelmelerine bile gerek yok. Hep anlattık kitaplarda. Besinlerle, ruh, yani duygu yönetimiyle vesaire, hepsi bir arada. Diyelim kanser oldu. Eyvah ben artık bozmuşum sistemi diye yine umutsuzluğa kapılmasına gerek yok. Kanser hastasında da bu sistem devam ediyor. Bu apoptoz denen hücre intiharı sistemini zaten patolog Jay Kerr, bir kanser hastasının, daha tedaviye başlanmamış bir kanser hastasının patoloji bloklarında keşfetti. Tümörlü dokuyu almışlar. Biz önce tümörü alırız. İşte şuramda bir kitle çıktı. Önce onu alırız cerrahi olarak. Sonra onu çok ince dilimleriz. Çok ince tül gibi camlara yapıştırırız. Hücreler görünecek doku boyalarıyla boyarız. Mikroskop altında bakarız. Bunun şekli, şemali ne? Önce kanser mi değil mi? Kanserse de hangi kanser? Bu arada kanser hücrelerinin içinde öyle bir sanat var ki, Instagram'da paylaşmıştım, sizin vesilenizle tekrar paylaşayım. Öyle bir sanat var ki her biri çok mükemmel bir ressamın elinden çıkmış gibi, ki öyle, hani sanatından şüphe edilmez denir ya. Yani her biri bir sanat eseri gibi, aman Allah'ım diyorsunuz, kanser hücresi nasıl bu kadar güzel olabilir? Her birinin bir deseni var, şablon gibi biz o desenlerden tanı koyuyoruz. Örneğin baykuş gözü manzarası diye bir şey var. O parçaya, birinin boynunda bir şişlik çıktı. İşte o şişliği cerrah aldı. Biz kestik, mikroskop altında baktık. Minik minik baykuş gözleri görüyoruz. Ve diyoruz ki ha, bu Hodgkin lenfoma. Bir lenfoma türünü koyuyoruz. Bazısının işte çok farklı batik desenleri var. Bazısı sıralanmış. Yani onun örneklerini paylaşırım. O kadar muhteşem ki, onların içinde bile bir sanat var. Ve tanıyı koyduk. Şu dedik. Tanı konuldu. İşte patolog Jay Kerr o şeye bakarken daha hiç şey olmamış. Tedaviye başlanmamış. Daha tanı aşamasında oradaki o İlahi deseniyle kanser hücrelerini görüyor, adını koyuyor. Sonra bir bakıyor ki arada ölen hücreler var bayağı fazla. Sonra fark ediyor, kendine gelen bilgide bu hastanın daha tedavisi başlanmamıştı.
hayattan daha evet. tedavi başlanmamış bu hücreler nasıl ölmüş? Orada onun üstüne gidip çeşitli farklı patolojik testler, deneyler yapıp apoptozis denen hücre ölümü, kanser hücresinin intiharını bulmuş. Normal hücre ölümünden çok farklı. Biz hücre ölümünü tanırız mikroskop altında. Bu normal hücre ölümünden çok farklı. Köpük köpük oluyor. Aynı tedavideki gibi farklı bir şekilde ölüyor hücreler. Ve orada denmiş ki apoptoz denen hücre intiharı sistemi daha tedavi başlanmadan kanser olmuş hastanın kendi kendini tedavi şeklidir. Daha başında belki doktor yüzü görmeyen nice insanlar kanser oluyor sonra atlatıyor kendi kendine. Bağışıklık sistemi onu atlatıyor, haberi bile olmuyor. Biz haberi olanları tanı koyuyoruz. İşte bu sistemi, bu beden aklı. Beden bizi yaşatmaya çalışıyor. Bu dünyaya geldin diyor, şu kadar yıl yaşayacaksın. Buna beden aklı diyoruz. Ama tabiatta da, tabiat aklı diyorum ben ona, bedenle çok uyumlu bu apoptoz denen hücre intiharı sistemini aktive eden, çalıştıran maddeler var. Baharatlarda, meyvelerde, sebzelerde apoptozu indüklediği, köpürttüğü, çalışmasını artırdığını artık bilimsel olarak gördüğümüz baharatlar vesaire vesaire var. Bunları kullandığında bir kanser hastası veya biz bu sistemi aktive edebiliyoruz. Beden aklıyla tabiat aklının uyumu diyorum ben buna. Yapmamız gereken bu. Bunu birbirine ulamak. Hocam son dönemde popüler bir dizi var. Oradaki bir sahneyi şimdi size anlatacağım. Kanser hastası nüksediyor. Nüksedince artık birlik yollara başvurmak istemeyip Zaman Bey karakterli bir aile dizilimi yapan, işte geçmişteki yaralarını ortaya çıkaran, onları tedavi eden birine gidiyor. İnanırsınız, inanmazsınız ama günümüzde artık bunlar kullanılan metotlar. Diyor ki ilk cümlede, kansere teşekkür edebilir misin diyor. Niye teşekkür edeyim ya diyor, ben hayatımdan defolup gitmesini istiyorum diyor kadın karakter. Ama sonra dizi ilerledikçe ve şifalandıkça da kansere neden teşekkür etmesi gerektiğini anlatıyor. En baştaki sizin bu hastalıklar öğretmendir, kesinlikle. Ruhumuz mesajı alırsa gider açıklamanız tam da bunu tekabül ediyor. Kesinlikle, çok güzel bir yere geldiniz. Benim çok danışanım oldu kansere teşekkür ettiğine şahit olduğum, kansere teşekkür etmesine vesile olduğum. Mesela bir tane yapımcı bir hanım vardı, o da röportaj verdi büyük bir gazetede yıllar önce, teşekkür ediyorum meme kanseri olduğum için diye. Dünyada da böyle çok örnek var. Benim kendi danışanlarıma gelince şöyle, şimdi biraz önce işte sizin de ifade ettiğiniz gibi işte Çin tıbbının sözü. Hastalık sana bir şey getiriyor, bir şey öğretiyor. Bu çok kaba bir deyimle aptal tesellisi değil. Polyanacılık hiç değil. Hiç değil. Orada bir şeyleri düzelttiğinde gerçekten gidiyor, daha çabuk gidiyor. Aynı tedavilerle daha çabuk gidiyor. Mesela böyle konuşurken çok havada kalıyor da örnek vereyim, somut örnek. Affedemediği bir kişiyi affedip kanser vesilesiyle kendisi özgürleşebiliyor. Kendileri ifade ediyor, çok dert ettiğim, şunu artık dert etmiyorum diye. O dert etme sözü, iki kelime dert etme, o dert olur. Sözü bağışıklık sisteminin o bütün mucizelerini baskılıyor. Uykuyu baskılıyor. Mesela uykuyu baskılamak çok büyük bir gizem. Nasıl? İşte hepimiz uykularımız kaçtı sözünü kullanmışızdır. Basit şeyler içinde, günlerce, aylarca süren bir aşk acısı içinde. Uyku sırasında, gerçek uykuda, gerçekten alfa dalgası denen deliksiz bir uykuda yenilenme, onarım, DNA tamir mekanizmalarının kendisi tamir oluyor. İşte biz uykuyu kaçırdığımızda bağışıklık sistemini kaçırmış oluyoruz. Bakın ne kadar basit bir denklem. İşte bir gün bir hastalık geliyor bize, diyor ki bir kendine gel, silkelen. Ve hastalar diyorlar ki, bu benim bahsettiğim, evet bunu yaşadığım danışanlarım oldu dediğim, ya ben artık daha kolay bir insanım, kendime de yakınlarıma da. O zor yanlarımızı, dikenlerimizi törpülemiş oluyor. Hastalık dikenlerimizi törpülemiş oluyor. Hepimizin ruhunda dikenler var, ayrı kodları var. Bahçemizdeki, yani şey, çok ünlü bir psikolog şey derdi, zihninizi çok güzel, ihtimamlı bir bahçeniz gibi düşünün. Siz bahçeye çok güzel çiçekler ektiniz.
O çiçeklerin çok güzel yetişip çok güzel aromalar vermesi için o aradaki onların besinlerini emen bitkileri makasınızı alıp budamanız gerek. İşte beyninizde de elinize makas alıp, bahçe makasınızı alıp o bütün iyi duygularınızı, bağışıklığınızı, rejenerasyon, yenilenmenizi örten her şeyi, bu duyguyu budayın diye. Çok doğru. Çok doğru. Bunu yapmamız gerekiyor. O zaman hocam biraz şu, önce şöyle başlayayım mı kanser konusuna. Siz yasaklı kelimeleriniz, cümleleriniz var. Mesela diyorsunuz ki bunun adına kanserle savaş demeyin. Evet. Savaş orada negatif bir şey temsil ettiği için. Ben buna direniyorum. Bu kelimeleri iyileşme tedavi esnasında asla kullanmayın. Kanser illeti demeyin. İlleti, en çok duyduğum söz. Yani bana deyin ki meslek hayatında en çok ne duydun? 2-3 danışandan biri bir illet sözünü kullanır. Evet. Ama işte ya bilimde bakacak olursak, İşte böyle böyle biz DNA tamir mekanizmaları falan işin bilimsel kısmını konuştuk, deminden beri konuşuyoruz. İşin bilimsel kısmı da böyle diyor. Bilimi bırakalım, işte inanç sistemlerinde de sadece Müslümanlıkta değil, Allah'tan gelen her şey hayırdır sözü var ya, bu bile şey değil, yine teselli değil, bir şey var, bir amacı var. Olanda da olmayanda da hayır vardır. Bravo. Deniz. İşte bu basit bir teselli değil. Burada gerçekten olanı okumak. Zaten işte Çin tıbbı diyor, hastalık mektuptur. Okursan sana söyleyecek. Yani olanı okumak tedaviyi de destekliyor ve kolaylaştırıyor. Kötü hastalık deriz. Aynen. Hastalığın kötüsü de oldu. Kesinlikle. Yani doğaçlama yasaklı olsun istiyorum. Yani bunlar benim yasaklı kelimelerim demesin insan da onun anlayıp, hastalığın ruhunu anlayıp, kendisine ne getirdiğini anlayıp, onu vücudu gönderdikten sonra daha farklı olacağını anlayıp o boyuta çıkması. Cymatics diye bir bilim var, ses bilimi. Cymatics, bunu eski şapellerin duvarlarında falan şeyleri var, geometrik böyle şekilleri var. Nedir bu? Cymatics, ses bilimi. Çok ince metal levhalar yapmışlar, incecik kum döşemişler üzerine. Sonra o kumun üzerine belirli sesler veriyorlar. İşte belirli dualar, mantralar, güzel sözler ve küfürler. O mantralarda vesaire çok farklı şekil alıyor o kum. Her sözde farklı şekil alıyor. Hatta Japon bir doktor var, Doktor Emeto, bunu suya uyarladı ya. Suyun da bilgi akışını, yani suyun bilgiyi alma ve taşıma özelliği olduğunu ortaya çıkardı. İşte cymatics, ses bilimi, cymatics'te bu sesin katıya etkisi, orada kum katıyı, evrendeki katı molekülleri temsil ediyor. Doktor Emeto'nun deneyindeki de sıvı molekülleri. Bedenimiz de zaten o kumdan ve sudan oluşuyor. Bizim bedenimizin molekülü, hani o kutsal kitaplarda topraktan geldik olayı gerçek. Bedenimiz molekül düzeyinde toprak ve su. İşte cymatics'te suya ve toprağa sesin, konuşmaların etkisi. Bir de konuşmalara kadim bilinçte, kadim ortak eski kadim bilinçte seslere, konuşmalara yüklenen bir anlam var. Yani biz dilimizi değiştirsek, Bismillah'ı kötü bir kelime yapsak, hiç dini yok saysak da artık o kelime kötü bir kelime olamaz. Veya bir küfürü güzelleştiremeyiz. Çünkü işte benim işte dedem, anneannem, onun dedesi, anneannesi, yani işte ta nereye kadar gidiyorsa o dilin kökenine kadar o sese o anlam yüklenmiş. İşte duaların gücü, mantraların gücü, artık o ses, insan gırtlağından çıkan sesin, melodisinin de sihri var. Ağzımızdan çıkan her şeye o zaman dikkat edeceğiz. Kanser hastalığıyla mücadele edenler diyeceğim, hoca kızar mı diye bakıyorum. Hayır, hayır. Ya da mücadele diyebiliriz. Bedenimizde de mücadeleler var. İllet demeyelim, işte meret demeyelim. Kötü hastalık mücadele demeyelim. Kötü bir şey değil kesinlikle. Yani biz o zaman, yani sadece kanser değil, her hastalıkla ilgili ya da hayatımızın rutini, günlük işleyişiyle ilgili de kesinlikle kötüyü çağırmamak lazım. Bir örnek vereyim mi hocam? Tabii, lütfen. Çok özür dilerim sözünüzü. Ben yeni başlamadan önce dedim ki Allah mahcup etmesin hocam. Allah mahcup etmez. Ay, her şeye karışıyorum.
Yo çok güzel bir bakış açısı araladınız. Mesela Allah ayırmasın derler evlenen çifte. Allah niye ayırsın derim hep içimden yıllardır. Sonra işte bu artık çıktı da Allah niye ayırsın? Allah mahcup etmesin, Allah niye mahcup etsin? Ya Allah bismillah deyip başlamak gerek aslında. Ağzımızdan çıkanı zihnimiz ve yüreğimiz duyacak. Sadece kulağımız değil, ağzımızdan çıkanı zihnimiz ve yüreğimiz duymalı. Şimdi Kanser İyileşir kitabını da göstermek istiyorum. Lütfen alın okuyun. Sevdiklerinize de bu iki kitabı hem Hastalıkları Öğretmendir hem Kanser İyileşir. Çok eski edeyim. Bir kitap. İkisi de çok Hocam, eski. Hocam okusunlar, okumayanlar varsa mühim. Bu Kanser İyileşir'de Elif Hoca diyor ki, bakın çok iddialı bana göre. Hangi evrede olursa olsun umut var. Kanser İyileşir. Onu açayım mı? Ben Lütfen. Mesela meslek hayatımda da, hiç özel hayatımda da öyleyim ama meslek hayatımda hiç iddialı bir insan değilimdir. Daha bugüne kadar hiçbir insana, yani sen şunları kullan iyileşeceksin veya haşa çok yanlış buluyorum, senin 3 ay ömrün kaldı. İki tarafı da söylememişimdir. Yani ikisi de bizim haddimizi aşar. O cümlenin bilimsel bir şeyi var. O bir iddia cümlesi değil. İnsanları bilimle aydınlatma cümlesi. Şimdi biz patolojide kanseri 4 evreye ayırıyoruz ya. Evet hocam. Bu matematiksel bir evreleme. Bölümler arası paslaşmayı yöneten bir evreleme. Yani radyolog ne yapacak? Onkolog ne yapacak? Cerrah ne yapacak? Hangi aşamada önce cerrahi devreye girer? Hangi aşamada önce kemoterapi? Hangi aşamada önce radyoterapi? Hatta hangi aşamada fitoterapi? Bunları ortak belirleyen, bütün dünyada ortak kanser hastalarını yöneten hekimlerin yaptığı bir sınıflandırma. 4 evreye ayırıyoruz. Evre 4, tümör köken aldığı dokudan başka bir dokuya atlamış demek. Örnek veriyorum, meme kanseri oldunuz. Koltuk altındaki bir lenf bezine de atlayabilir. Akciğerdeki minicik bir lekeye de atlayabilir. O da evre 4. Hani bütün bedeni sarsa, kafatasınızdaki kemiğe kadar atlasa da evre 4. Evre 4'ün içi bir derya deniz. Ama insanlar böyle demiyor. Evre 4 ise 5 yok. Son evre, hayatın sonu, tedavilerin sonu, olayın sonu diyorlar. Onu anlatmaya çalıştım. Bir iddia sözü değil o. Yani evre 4 deyip tedaviyi bırakan var. Benim şu ofiste kemoterapiye, radyoterapiye ikna ettiğim insanlar var. Evre 4 olduğunu duyup biz fitoterapistlere gelmiş. Nasıl olsa evre 4, bir şey yapılamaz. Sen ne yapıyorsan yap. Evet, halbuki öyle değil. Evre 4'ün içi bir derya deniz. Evre 4 1A, evre 4 1B. 1C, 2 de aynı şekilde, evre 4, 2, evre 4, 3, yani evre 4'ün içi bir doçentlik sorusu. Yani doçentlik sorusu, şu tümörde evre 4'ü, evrelerini anlat, iç evrelerini diye. Ama insanlar onu son evre, hani 6 evre olsaydı da 6'ya bunu diyeceklerdi. Ama bu da kafamıza kötü kodlandı işte hocam. İşte onu son evredeymiş. Onu düzeltmek için. Yoksa ben hiç iddialı bir insan değilimdir. Yani hiçbir insanın net söylemlerde bulunmam ve şeye de çok karşıyım. Tersine iddiaya da, yani 3 ay ömrün kaldı. Benim meslek hayatımda tokat gibi, yani yüzümü kızartan, bütün gün kendime gelemediğim bir olayı anlatayım. Böyle başı bağlı tipik bir Anadolu teyzesi. İkinci gelişleriydi. Anne kız geliyorlar. Çok da güzel gidiyoruz. PET de çok güzel gelişmeler, doktoru falan çok iyi demiş. İşte kızı sevinçli, ben bir hekim olarak tabii ki sevindim. Teyze de o sevinci göremiyorum. Ruh beden bütünlüğüne de inandığım için bir dedim bir sohbetle bir şey yapayım, bir ruhuna inmeye çalışayım. Kızım dedi böyle sağ olun, Allah razı olsun kızım da sen de böyle uğraşıyorsunuz da dedi. Bana dedi, felanca dedi, profesör, koskoca profesör, 3 ay ömrün kaldı dedi yüzüme dedi. Dedi doldu bile şurada dedi. İyileştiğine, iyileşiyor olduğuna, iyileşme yolunda çok güzel adımlar attığına ve elimizde PET denen çok net bir görüntüleme yöntemi olduğuna inandıramadık, sevindiremedik kadıncağızı. Böyle uzun uzun konuştuğum, anlattığım, işte bunlar dünyanın ortalaması, gerçekten öyle ortalamayı söylüyorlar. Yani o bu 3 ay ömrün kaldı denmesini tasvip etmesem de, bunun denmemesi gerektiğini söylesem de, onun hani altındaki gerçekte ortalamalara bakılıyor. Bu ortalamaları ona söyleyip onun bilinçaltını kodlamak durumunda değiliz. Hani bunlar tedavi olan, olmayan, bünyesi farklı farklı insanların ortalaması. Hani teyze çıkarken yüzü gülüyordu.
onunla kendimi teselli ediyorum ama kaç teyze var öyle? Yani bizim hastaya olumsuzu değil, olumluyu söylememiz. Ve hasta da iyileşecek yürek bırakmamız lazım. Doğru, doğru. Ben izleyicilerimize hatırlatmak isterim. Kanalda videomuz var aşağılarda. 6 ay yaşarsın dediler, 21 yıldır hayattayım ya, diye bir ya. Kanser iyileşme hikayesi ya. İzlemeyenlere de tavsiye Kesinlikle. Ederim. Hocam peki şimdi bedenimiz tamir mekanizmalarıyla dolu dediniz. Kanser hangi evrede olursa olsun iyileşebilir diyorsunuz. Bize böyle biraz daha açarak anlatabilir misiniz bir içimizdeki o mucizeyi? Evet. İnsanlara böyle ilham kaynağı olsun istiyorum. O mucizeyi anlatabilmek için önce o kanserin oluş mekanizmalarını. Çünkü bugün şurada hepimizin vücudunda bugün birkaç hücre kanserleşmeye adım atmış olabilir. Bu hiç korkutmasın sizi. Bilince korkmuyorsunuz. Neden? Kanserleşmeye adım atmış olabilir dedim. Ne demek kanserleşmeye adım atmak? Patolojide. Patoloji bunun bilimi. Patolojide bu bilim bize diyor ki ölmediği halde genetik değişim gösteren hücre kanserleşmeye ilk adımını atmış oluyor. İşte çok güneşlenip yanan cilt hücrelerimiz değil de yanmayıp şey yapan, can çekişen diyelim. Orada hemen DNA'sı kırıldı, bozuldu. İşte ama onun karşılığında hemen DNA tamir mekanizmaları var. Hep böyle adım adım gidersek bu korku gidecek. Yani kanserleşme, bir tarafa kanseri koyalım, ben derslerimde de böyle anlatırım, kongrelerde de. Grafik koyarım slayta. Kanserin oluş mekanizmaları, bedendeki savunma mekanizmaları, hatta vakit varsa üçüncü bloğu da koyarım. Tabiattaki bunu karşılayan, insanlar bir oh der, kanser olan da olmayan da. Yani evet, kanserleşmenin oluş mekanizmalarında bir, önce DNA bozuluyor ama karşılığında hemen bedenimizde, ben ona beden aklı diyorum, bedenimizde DNA tamir mekanizmaları var. Hemen üçüncüye geçiyorum, tabiat aklı diyorum ona. Zaten aynı akıldan çıkma olduğu için ikisi birbirine bu kadar uyumlu. Hani diyor ya, her hastalığın çaresini Allah vermiştir, tabiatta arayın. Çünkü insan bedenindeki akılla tabiat aklı uyumlu. İşte DNA bozulması, insandaki DNA tamir mekanizmaları, tabiatta da bu kitabın konusu olan DNA tamir mekanizmalarını iyileştiren, onaran, aktive eden gıdalar, baharatlar. Mesela şu arkamızdaki resimdeki nar. DNA tamir mekanizmalarını artırıyor. Ülkemiz nar dolu. Baharatlardan sumak. Kışın bolca olan narenciye. Düşünün, narenciye yetişmeyen ülkeler var. O kadar şanslı bir ülkeyiz ki bu ülkeye sahip çıkmamız lazım. Kesinlikle. Yani iki. Dedik ya, DNA'mız artık tamir edilemeyecek kadar taştı kanserojenlerle. Artık tamir edilemeyen DNA'sı olan hücreler patlamaya hazır, bomba gibi dolaşıyor vücudumuzda. Ne demiştik? Apoptoz denen hücre intiharı sistemi var savunma bedenimizde. Hücre intihar sistemini de aktive eden baharatlar, meyveler, sebzeler var. Acı biber, kimyon, karabiber, hardal, karnabahar, brokoli gibi. Yine intihar da ettiremedi. Yine daha da kanserleşmeye adımlarını attı ve vücutta tehlikeyle dolaşıyor. Bu sefer fagositoz sistemi denen, işte o hücreleri yiyen, yok eden hücrelerimiz var. Asker hücreler diyorum orada. O yüzden mücadele lafını da kullanabiliriz. Mücadele var. Mesela natural killer hücreler var, doğal katil hücreler. Onlar böyle bu yiyen hücreler kadar büyük değil. Küçücük hücreler ama kanser hücresinin gidip hücre zarında delik oluşturuyor, cımbız gibi. Yani tanıması bile mucize. O hücre, sen nasıl tanıyorsun natural killer hücre, doğal katil hücresi? Benim olan hücreyle kanserleşmeye adım atmış hücreyi, şunun tanıması bile tek başına mucize. Tanıyor, target hücre yapıyorlar onu, hedef hücre yapıyorlar. Gidip hücre zarında bir delik açıyor. Patolojide bir kural var, hücre zarı delinen hücre yaşayamaz. Bu ordu sistemini besleyen maddeler var tabiatta. Mesela arı ürünleri bu konuda mucize. Arının her şeyi bunu yapıyor. Arı ekmeği, arı poleni, arı sütü, hatta hakiki ballar. İşte tabiatta da bunu karşılayan maddeler var. Bazı özler. İşte pekmez değil, öz diyoruz biz onlara, kaynatılmadan yapılmış, fitoterapide kullanılan keçi boynuzu özü, dut özü, andız özü, kara dut özü gibi. Bunlar da bu hücreleri destekliyorlar gibi. Yani sonuçta evet, kanserin bir aklı var. Kanser aklı diyorum ben ona. Ama bedenin de bir aklı var. Tabiatında bir aklı var.
tabiat aklıyla... İçinizde ilahi bir akıl var. Beden aklı. Tabiatta da öyle. Bu beden aklıyla tabiat aklını bilimle birbirine uladığımızda kanser aklını yenebiliyoruz. Diyorum ya, ben derslerimde de böyle anlatırım. Üçe ayırırım tahtayı. Kanser aklı, beden aklı, tabiat aklı. Bunun ikisini ulayıp kanser aklını yenebiliyoruz. Çünkü kanser hücreleri akıllı hücreler. Kanserden hayatını kaybedenlerde ne oluyor da hocam yenemiyor o mücadelede? Başarısızlıkla sonuçlanmış. Öncelikle bağışıklık sistemi yetersiz kalıyor. Hepsindeki ortak nokta bu. Ama psikolojik, ama çevresel, hatta bazen ilaçların yan etkisi olarak almayacağız mı o ilaçları, alacağız ama yan etkilerini iyi karşılamamız gerek. Mesela benim alanım olan fitoterapinin görevlerinden biri bu. Kemoterapi alan kanser hastalarında kemoterapinin yan etkilerini azaltmak da bizim görevimiz. Ama burada şu çok önemli, ilaç etkileşimini çok önemsememiz gerekiyor. Bir ders var, bu dersi de ben anlattım bir sürü üniversitede. Kemoterapi bitkisel ilaç etkileşim riski. Yani normalde çok masum, birçok şeye çok faydalı olan işte ısırgan, Anadolu tıbbının şifasıdır. Kantaron yağı, yaylalarımızın şifasıdır. Kemoterapi sırasında alındığında kemoterapinin karaciğerde işlendiği enzimlerle işlendiği için kemoterapinin vücuttaki süresini artırıyor veya azaltıyor. Yani bu bitkiler, hatta bazı meyveler, greyfurt gibi, nar gibi çok şifalı ama kemoterapi alırken verilmemesi gerekiyor. Hmm. Yani bu bilimsel kuralları çok iyi bilerek kemoterapiyle etkileşmeyen bir destekle kemoterapi hastasına destek olursak kemoterapinin yan etkilerinden o hastayı korumuş ve iyileşmesine yardımcı olmuş olabiliriz. Bunların hep bilimsel dengelerle yapılması gerekiyor. Kanser kızgınlığın hafızasıdır diye okudum kitapta. Eski deneyimleri toprağa verememekten kaynaklanır. Ya kesinlikle ya, hocam, öyle. Her cümle altı çizilesi. Ne olur okuyun. Teşekkür ederim. Ne olur bu söyleşi. Ya o cümleleri yazarken ben şu anki kadar keyif almamıştım. Sizin bunları anlayıp yorumluyor olmanız yazara keyif veriyor. Yani onları yazmak değil, onları karşıya geçirmek önemli. Ben teşekkür ediyorum. Bunu anlayıp anlattığınız için ben teşekkür ediyorum. Kanser bir anlamda bir sürü şeyi topladığımızda bedeldir aslında. Kanser bedeldir. Öfkenin bedeli, affedememenin bedeli. Bedel ödüyoruz ama bu ceza olarak algılanmamalı da. Çünkü beden madem bunu iyileştirebiliyor, Allah bize madem kansere karşı bir iyileşme mekanizması, işte patolog Jay Kerr'in bulduğu gibi kanserleşince de işin bitmediğini bulmuş bu patolog profesör. Bize Allah o şansı vermiş, iyileşme şansını. İstese kanser olan herkesi öldürürdü, bizi yaratan güç. Hatta istese bizi hiç kanser olmayacak şekilde yaratabilirdi. Elbette. Bu kadar mucize, anne olan herkes mucizeyi bilir. Anne olmaya da gerek yok. Yani karnınızdan işte cam gibi gözleri olan bir canlı çıkar. Bu tek başına bir mucize değil mi? Yani bunu yaratan Allah, bu kadar bu DNA savunma mekanizmalarını vesaire yaratan Allah. Şimdi kansere karşı güçsüz mü kaldı? Haşa, Allah'ın gücü mü yetmedi kansere karşı? Kendi yarattığı kanser hücrelerine karşı. Allah isteseydi bütün kanserojen denizinde yüzmemize rağmen, bütün bu çevresel faktörlere rağmen kanser olmayacak bir beden yaratırdı. Onun da hikmetini, bize verdiğini, vereceğini anlayıp savunma mekanizmalarına geçmek gerek. Çünkü veya işte Allah kanseri iyileşmez yapabilirdi. Kanser olan herkes ölebilirdi. İyileşme şansı vermiş. Hatta döşemiş baştan aşağı. Hocam müthiş müthiş. Şimdi şöyle hap niteliğinde mutfaktaki kanser savarları, az önce böyle biraz anlattınız ama bunlar mutlaka sofranızda, tabağınızda olsun. Hoca dedi ya biraz önce, tabağınızdan başlar ya dedi, kanser hastalıktan korunmak. Tabağınızdayken daha atabilirsiniz onu dedi. Kesinlikle. Böyle bir toparlama cümleleri olsun hocam. Çok güzel bir soru. Çok çok sorularınız, teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular sordunuz. Bu çok önemliydi. Ben hep şunu diyorum. Şimdi
karnımız doyuyor. Hatta dengeli besleniyoruz. Ne demek dengeli beslenmek? Protein, yağ, şeker, üçünü dengeli almak. Şeker de düşman falan değil bu arada. Şeker kanseri besler cümlesi bilimsel olarak çürütüldü. Zaten çürütüleceğini biliyorduk biz bütün bilim insanları. Çünkü bu iddiaya dayananlar PET'e dayanmıştı. Hani PET CT'de şekeri işaretliyoruz da önce kanser hücrelerine gidiyor ya. Bakın dediler, şeker kanseri besliyor. Derinini bilmeden yüzeyinden bir atmasyon oldu. Şöyle ki PET yeni bulunan bir yöntem. Şurada geçmişi çok eski değil. Bulan kişiye de Nobel ödülü kazandıran bir yöntem. Orijinal PET yönteminde oksijeni işaretliyoruz. Oksijen de önce kanser hücrelerine gidiyor. Yani iddia sahiplerinin aklına kalırsak nefesi de daha az alması gerek kanser hücre hastalarının ki dünyada insanlar nefes terapileriyle tedavi ediliyorlar. Tedaviye yardımcı olunuyor diyelim. Olmaz, derin, o da müthiş bir evet, mucize sistem. Kesinlikle. Yani bizim derin nefes almayı öğrenip günde bir saat derin nefeslerle yürümemiz bile bağışıklık sistemine olumlu etkide bulunuyor. Bir antiparantez, şekerin kanseri beslemediğini söylemek istedim. Çünkü kanser hastasının şekere de ihtiyacı var. Hangi şekere? Hangi şekere? Glikoz şurubu olmayan, illa meyvedeki şeker değil, ballarla, pekmezlerle kek yapmak değil. Pancar şekeri, adı üstünde, pancar da doğal bir madde, kullanabiliriz. Rafine edilmiş diyorlar doktor hanım. Rafinasyon yağlar için tehlikeli bir yöntem. Kavram kargaşaları birbirine karışmış durumda şu an bilgi kirliliğine. Rafine edilmiş tuz da aynı oranda tehlikeli Aha, mi? Hayır, rafinasyon. İyi ki rafine ediliyor. Tuz gölünden gidip o tuzu yiyecek miydik? Veya efendim işte pancar, şeker pancarını kemireceğiz mi? Rafinasyon bunda gerekli bir şey. Rafine edilme yöntemi yağlar için istemediğimiz bir yöntem. Örnek veriyorum, işte az şekerli, bol cevizli bir kek evde yapılmış pancar şekeriyle. Rahatlıkla yiyebilirsiniz, yiyebiliriz. Kanser hastası da yiyebilir. Niye az şekerli dedim? Pankreası yormamak gerekiyor. O anlamda dedim, hepimiz için geçerli. Şeker fazlası zarar olan bir moleküldür. Tuz gibi, kalsiyum gibi, hatta su gibi. Su entoksikasyonundan ölen var. Şeker fazlası zarar bir molekül. Kanser hastası için özellikle önemli çünkü kanser hastaları kemoterapi alırken, biz kemoterapi üst üste vermeyiz. Araya 21 gün sokarız, en az bir hafta sokarız ki o arada vücut rejenere etsin, kendini yenilesin diye. Yenilerken yapı taşı lazım. 3 tane yapı taşı var. Proteinler, yağlar, şekerler. Hem onarım için lazım, hem de beyin sadece şekerle çalışır deriz ya, artık ilkokul bilgisi, ilkokul kitaplarında var. Bağışıklık hücreleri de sadece şekerle çalışıyor. Ve beden aklı bizden daha akıllı. Biz çeşitli akımlara uyup da şekeri sıfırladığımızda, işte yumurtanın, domatesin içinden bile şekeri ayrıştırıyor beden. Beyne, bağışıklığa yetiştirmek için. İşte diyorlar ki işte şekere gerek yok, yumurtada da domateste de var. Yumurtadaki, domatesteki şekeri ayrıştırmak ayrı bir metabolik yük. Biz bu metabolik yükü kimde isteriz? 100 kilo insanı 60 kiloya düşürmek istediğimizde isteriz. Sizin gibi fit bir hanımefendi de veya bir kanser hastasında bunu istemeyiz. Yani hele hamile bir hanımda istemeyiz. Yani burada kilo vermek gibi özel durumlar dışında beyin hücreleri, bağışıklık hücreleri şekere ihtiyaç duyar. Bir, hangi şeker kalitesi? İki, doz. 16. yüzyılın ünlü hekim ve eczacısı Paracelsus'un dediği gibi şifayla zehri ayıran şey dozdur demiş. Doz. Üç, denge. Neyle denge? 3 tane tabağımızdan başlayalım. Şimdi sorunuza yeni geldim. 3 tane ana besin elemanının dengesi. Proteinler, yağlar, şekerler. Bunun 3'ü her öğünde dengeli olacak. Bizi besleyen bunlar. Örnekler vereceğim. Bizi besleyen yapı taşları önemli ama yeterli mi? Değil. Bu 3 ana besin değerini içermeyen ama kanser hücrelerinin vücutta barınmasına doğrudan veya dolaylı olarak engel olan moleküller ihtiva eden baharatlar, meyveler, sebzeleri de bu 3 yapı taşının yanına koyacağız. Yani kahvaltıdan başlayalım. Proteinimiz, yumurtamız 1 numaralı protein. Karbonhidratımız, kahvaltımızdaki hakiki balımız, pekmezimiz veya işte 1-2 dilim kaliteli bir ekmeğimiz, yağımız, zeytinyağımız, hakiki tereyağımız. Üçünü topladık mı üçgeni? Protein, yağ, karbonhidrat. Yetti mi? Yetmedi.
fonksiyonel gıda dediğimiz o Hipokrat'ın aldığın ilaç besinin, besinin ilacın olsun dediği, işte bu vücutta işleyişi devam ettirmek ve kanser hücrelerini atmak, hatta sadece kanser için değil DNA tamir mekanizmalarını çalıştırmak bu anti-aging için bile önemli. Bunları sağlayan moleküller içeren ama besin değeri olmayan, protein, yağ, karbonhidrat değeri olmayan baharatları, meyveleri, sebzeleri de koyacağız dedik. Ne koyabiliriz kahvaltıya? Şu an tam mevsimi, domatesteki likopeni koyabiliriz. Acı biberdeki kapsayısını koyabiliriz. Menemen yaptık, acı biber doğrarız. O menemenin üzerine top karabiberleri öğütürüz değirmende. Karabiberdeki piperin kanser hücrelerini adeta kovalıyor. Daha tabakta kovalıyor kanserojen maddeleri. Bağlıyor. Hardal. Daha kahvaltıda bir hardal sosu. Mesela kahvaltı, hafta sonu kahvaltılarında değil mi annelerimiz bir patates kızartır. O patates kızartmasını tabii yakmadan kızartacağız. Bir hardal sosuna buladığımızda hardalda sülforafanlar denen, karnabaharda, brokolide, turpta da olan daha bağırsak sisteminde kanserojen maddeleri bağlayıp etkisiz hale getirip dışkıyla atılmasını sağlayan maddeler var. Çocuğunuz hamburger istedi. Yedirmeyecek misiniz? Yedireceksiniz. Ama onun yanına bir hardal sos verdiğinizde o andaki kanserojen maddelerin dışkıyla atılmasını sağlıyor. Veya evde bir kaçamak istedi, işte patates kızartması gibi. Yanına gerçek bir ketçap. Aslında ketçap kaliteli, gerçekse, evde bile yapabilirsiniz, iyi markalar da var. Likopen deposu, gerçek domatesle, konsantre domatesle. Ketçapın ilk çıkışı, ilk üretimi konsantre domatesli salça gibi. İyi bir salçayla kendiniz yapabilirsiniz. İşte salata, üzerine sızma zeytinyağı eklediğinizde o sızma zeytinyağı sadece yağ değil, içerdiği oleoropin vesaireyle yine kanser hücrelerini kovalayan aktif molekül oluyor. Yani o Hipokrat'ın aldığın besin ilacın olsun dediği şey oluyor. Öğle yemeğinde kuru fasulye pilav yediniz. Kuru fasulye proteine örnek o üçgendeki. Pilav, iyi bir pirinç, iyi bir yağla karbonhidrat ve yağın güzel örnekleri. Hem de üçgeni tamamlamış olduk, dengeyi sağladık. Hele de yanına bir kase yoğurtla tam tamamladık üçgeni. Onun yanına yediğimiz bir kuru soğan, birkaç parça turp veya birkaç parça acılı lahana turşusu. Sülforafan, kapsaisin, kersetin adlı ilaç moleküller var. Bu moleküller hücre kültürlerinde kanser hücrelerini tamamen etkisiz hale getiriyor. Etkisiz hale getiriyor. Yani yerken şifalanmak dediğimiz şey. Yani ana olarak bu üç besin elemanı ve yanına eklediklerimiz. Akşam yemeğinde bir balık yediniz, yanına salata yediniz. Balık protein örneğidir, salata kaliteli yağ ve antioksidan örneğidir. Bu arada ne eksik kaldı? Tatlı eksik kaldı. Kuru fasulye pilavın üstüne tatlı yemeyiz ama hamsi salatanın üzerine kaliteli bir tatlınızı da yiyebilirsiniz. Kaliteli malzemeden, glikoz şurubu içermeden yapılmış. Üçgeni tamamladık. İşte o balığın yanına yediğimiz roka, tere, turp yine fonksiyonel gıdaya giriyor. Onun içerisinde de bir takım kanser hücrelerini vücuttan atmaya yardımcı olan moleküller var. Yerken şifalanmak. Daha burada başlıyor işte. Evet, bak, kesinlikle. Hastalanmamak. Kesinlikle. Ve sistemi desteklemek. Müthiş, müthiş. Çok şey öğrendik yine. Hocam şöyle toparlayalım. Aslında böyle bütün soruları da tatlandıracak bir soru olduğuna inanıyorum. Yine kitapta bir yerde diyorsunuz ki doğumdan ölüme kadar, hani biz bir defa doğduk, yaratıldık gibi düşünüyoruz ya, doğumdan ölüme kadar insan defalarca yaratılıyor diyor. Kesinlikle öyle. Elif Güveloğlu. Mesela bu şu örneği verebiliriz. Komada bir hasta. Senelerce komada kalıp uyananlar mucizesi evet. var. Ve o komadayken bile hücreleri yenileniyor. Komadaki insanın da 28 günde bir yeni cildi yapılıyor. Çünkü korteks gidiyor, ön beyin gidiyor devrede. Diğer beyindeki bedeni yöneten sistem devam ediyor. Cildi de yenileniyor, karaciğeri de yenileniyor. Ve kaç yıl sonra kalkıp normal hayatına devam edebiliyor. İnsan vücudu mucizelerle dolu. Ve hani ben bittim diye bir şey yok. Birçok organ kendini yeniliyor. Kendini yenileyemez diye bildiğimiz organların da artık kemik gibi, beyin gibi kendini bir nebze yenilediği ortaya çıktı. Bu sistemi destekleyeceğiz ve güveneceğiz. Yaratıma güveneceğiz. İşte tüm bunları düşündüğümüzde hocam, o zaman komadan uyanmak bile insana şaşırtıcı gelmiyor. Kesinlikle değil mi? Kesinlikle öyle.
Elif Güveloğlu. Yani tanıştığıma bir kere her şeyden önce çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Çok da güzel şeyler öğrendik. Hocam yine yeniden söyleşir miyiz? İnşallah. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için, söyleşimizi izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyoruz. Yine yeniden görüşebilmek dileğiyle.